Evet, aldı ne oldu derseniz, dün akşam işte bu amca oğlu, ki amca oğlu demeye utanıyorum, 13 yaşındaki kuzenine tecavüz ettiğini savcı karşısında itiraf etti. Bunun üzerine de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seni seviyorum ama olmaz, kusura bakma diyorsun. Sen kimi seviyorsun? 13 yaşında çocukla ben bir ay arkadaşlık ettim diyemezsin. Alıkoydu, ailesinden ayırdı. Başında saçı kalmamış adam 13 yaşında kızla mesajlaşamaz. Siz istediğinizi söyleyin. Yapamaz. İğrenç saldırı açığa çıktı. Ben her gün baka baka çocuğuma eridim, eridim. Eridim, ne istediler benden, eridim. Gözaltına alındı. Sergen'i şu anda ifade için götürüyorlar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne. Küçük kızı kaçırmakla suçlanan kuzen demir parmaklıklar ardında. Daha 13 yaşındayken kabul edilemez bir istismara maruz kalan 15 yaşındaki kızımız 8 gün sonra bulunurken 25 yaşındaki kuzeni küçük kızı alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltındaydı. Eridim! Gülümü saldırdılar, eridim ben çocuğumun telini göre göre. Ne istediler? Feryadı ve öfkesi bir türlü dinmeyen annenin kızının hayatını çalmakla suçladığı Sergen Uysal'ın yayınımız sırasında adliyeye sevk edilmesinin ardından sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Hakkında kuzenini alıkoyması dışında 13 yaşındayken küçük kızı istismar ettiği yönünde de soruşturma yürütülen amcaoğlu polisler eşliğinde Mersin Adliyesi'ne getirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Sergen Uysal, Mersin Adalet Sarayı'nda savcı huzurunda ifadesini verecek. Sergen Uysal savcılık karşısında ifade verdiği sırada 15 yaşındaki küçük kız da pedagoglar eşliğinde savcıya yaşadıklarını anlatıyordu. Kızımız ailesine gitmek istemediğini belirtince çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Lise öğrencisi kızın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısının tutuklanmasını talep ettiği 25 yaşındaki amcaoğlu mahkemeye çıkarıldı. Ben çocuğumun arkasındayım, arkasında. Hala savunma. Oğlum yaptı, ben özür dilerim de. Başında saçı kalmamış adam 13 yaşında kızla mesajlaşamaz. Bitti. Siz istediğinizi söyleyin. Küçük yaştaki çocuğun istismarı suçlamasıyla hakim karşısına çıkan kuzenin tutuklanmasına karar verildi. Sergen Uysal çıkartıldı, mahkemece tutuklandı ve buradan da cezaevine gönderiliyor. Mersin E tipi kapalı ceza infaz kurumuna getirilen istismar zanlısı demir parmaklıklar ardına konuldu. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah'ım aydınlık içinde bulun. Allah'ım ne muradın varsa ben kurban olurum seni doğrularlıya babaya. Çok teşekkür ederim. Allah'ım sana yalvardım, yalvardım. Hayallerim gerçek oldu. Buraya gelebilmek için Allah'a çok yalvardım. Kurban olurum seni kanayı doğuran. Doğrulanları gelirim senin. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Allah'ım. Çocuklarımıza sahip çıkın. Benim günlerim soldu. Başka günler solmasın. Allah'ım dünyada Türkiye Cumhuriyeti'ne nice mükanlılar yetişsin. Böyle insanların burası gerçek, gerçek. Hayal değil, gerçek benim hayalimdeydi, gerçek oldu. Herkes diyorum hayal miydi orada, hayal mi? Orası hayal mi? Gelsin yaşasınlar, görsünler. Allah'ım benim hayalimi yalvardım aslında. Bir gün gözümü gözüme değmedim Müge Hanım. Ne mutlu bana. Ne mutlu. Hak ettiği cezayı buldu.
Ekran önünde bana attığı iftiraları, ekran arkasında bana attığı iftiralardan hepsinden yargılanmalarını istiyorum. Uzunca bir müddet çıkamaz hayatım. Bir kere ben Sayın Savcımıza hiç çok teşekkür ediyorum. Hiç çıkamazsın. Hani artık hiç, gece yarısını geçmişti. Hiç çıkamazsın. Hiç. Çıkmasın. Herkes de tanıdı gördü zaten. Çoluğunu çocuğunu uzak tutsun. Sayın Savcımız valla artık gece yarısını geçmişti. Hala daha ifade alıyordu. Buradan kendisine saygılarımı iletiyorum. Zaten Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teşekkürümüzü iletmiştik. Sayın Savcımız dün... şimdi... Diyorum ya, bunlar polise gidiyor, bir hikaye yazıyor. Hikaye güzel de... Hani niye sana inanılsın? Şimdi herkes tabii kendi zeka ölçüsü değerinde bir hikaye anlatıyor bir olayla ilgili. Senden de inanmanı bekliyor. Şimdi efendim bu ikinci, biliyorsun şimdi aslında burada iki tane olay var baştan girersen. Birincisi bu çocuğun 13 yaşında tecavüze uğraması. Bu kabul edilir bir şey değil. Bunu zaten köyde anlamış kabul etmemiş, ailede anlamış kabul etmemiş. Diyorlar ya bizim burada köylüler çok dedikodu yapar. Yapıyorsa iyi yapıyor. Onlar da herhalde oturdukları yerden uydurmuyorlar. Görüyorlar bir şeyleri, müdahale etmek istiyorlar. Herkesin çoluğu çocuğu var. 13 yaşındaki çocuk da kusura bakılmasın kimsenin oyuncağı olmaz. Böyle musallat da olmayacaksın elin çocuğuna. Şimdi orada böyle bir tecavüz oluyor. Bununla ilgili soruşturma yürüyor. Soruşturma yürürken zaten o imza atıp işte dışarıda dolanıyordu. Şimdi dışarıya bırakıyorsun onu tamam ama dışarıda bırakınca bu çocuğa tekrar musallat olmaya devam ediyor. İşte onu o an alacaksın dememin sebebi o. Bakın ben bunu bir anne olarak söylüyorum. Bunu bir gazeteci olarak söylemiyorum, bir televizyon programcısı olarak söylemiyorum. Bir anne olarak söylüyorum. Benim çocuğuma musallat olan adamı yok sen imza at haftada bir gün gel, iki gün gel diye serbest bırakırsan o çocuğa musallat olmaya devam edecek. Ne yapacaksın? Allah hiç kimsenin başına vermesin. Çocuğa aynen. Bir dur dersin, iki dur dersin. Dövsen dövde oluyor, sövsen sövde oluyor. Ne yapacaksın? Zincirle eve mi bağlayacaksın? Kapıyı kapatsan bacadan kaçıyor. Bak işte mesaj gönderiyor. Git annenlerin kahvesine uyku ilacı koy. Ben seni şuradan alayım diyor, buradan alayım diyor. Çocuk, tamam çocuk ama... Öyle bir etki altına girmiş ki şu anda mesela Sıla eminim senden, benden, bütün ailesinden nefret ediyor. Çünkü yani, biz onu yani. Sevdiği adamdan ayırmış kişileriz. O şu an olaya bu mantıkta bakıyor. Çünkü sevdiğini o yaşta, zannediyor. Sevdiğini zannediyor. Anlayacak tabii bir 10 sene sonra şu an 27 yaşında olan bir adamın onun yanında neden olduğunu, neden durduğunu anlayacak ama iş işten geçmiş olduktan sonra anlayacak. Neyse o şu an sevmesin, 5 yıl sonra da dua eder. Şimdi ilk dava buydu. İkinci sırada çocuk kaçırıldığında bunlar anladığımız kadarıyla anlaşmışlar kendi aralarında. Bu çok akıllı Sergen demiş ki ona beni polisler alırlarsa sen de hemen çık karakola teslim ol. Beni Sergen kaçırmadı de. Sanki Sıla'yı da bütün memleket bekliyor kaçırmak için. Sen musallat olmuşsun kızın peşine. Annesi çok doğru söylüyor. İlk öğretim okulu. Hani 4-4-4 öyle ilk öğretim okullarının önünde çocuk mu beklenir? Ya ne farkı var? Ha ilkokuldaki ya ortaokuldaki. Bu çok ciddi bir pedofili vakası. Ya hatırlıyor musunuz 13 aslında. Yaşındaki halinizi? 13 yaşında kim seni nereye çekse oraya gidersin. O tam o yaş. O yüzden çocuk diyoruz. Herkes çocuğa çocuk gibi davranacak ki o da çocuk olduğunu hissedecek ve yaşamına böyle devam edecek. Sonra Sergen kabul etmiyor. Kız da kabul etmiyor. İşte beni kaçırmadı diyor. Sergen diyor ben kaçırmadım. Zaten biliyorsunuz annesi diyor ki Sergen benim yanımdaydı. Sanki Sergen senin yanında. O kız kimin şeyinde? Hatta bunların bir ev falan tuttuğu düşünülüyor şu anda da. Neyse o ikinci kaçırma konusu. Fakat ilk kaçırma konusunda Sayın Savcımız bu amcaoğlunu bir güzel sıkıştırmış. O da suçunu kabul etmiş. Ondan sonra da aldılar, tutukladılar. Nereye götürdüler? Mersin E tipi kapalı cezaevine. Şimdi bu böyle tecavüzü kabul ettikten sonra ben size söyleyeyim. Bayağı bir yatar bu. 8 yıldan başlar. Bunlar öyle indirim indirim de yapılmıyor. O, yapılmasın da zaten. Müge Hanım orada yani bu arada çıkmasın, tabii saçı olmayan özellikle kendi özel arkadaşlarımdan da teşekkür ederim. Müge benim de saçım döküldü niye öyle söylüyorsun diye yazıyorlar. Olsun. Saçın dökülmesi değil önemli olan. Saçın varlığı yokluğu değil. Bu durumda bu çocuklara göz konulması. Yani biraz. Bu yaşta bu şekilde bir adamın. Küçücük bir kız çocuğuna yapmış olduğu bu cinsel eylem kabul edilebilir bir durum değil.
8 değil en az 15 yıl yatar diye düşünüyorum. Şimdi bu 8'den başlıyor. Evet, evet, evet. Yani 18'e evet, kadar evet, gidiyor. 15-6 oldu. Zaten bu ikinci ama, olay ama, suçun da tekrarıdır aynı zamanda. Evet evet evet. Ama devam bayağı bir yatar yani. Merak etmeyiz. Rahim Bey söyleyecektir. Cezada bunlar çok daha ağırlaştırıcı etkenler olur diye umut ediyorum. Hocam, merak etmeyin hiç o konuda. Hocam Nigar'ım inşallah hiç çıkamaz oradan. Hiç çıkamaz. Hiç çıkamasın. Bizim de dileğimiz hiç çıkamasın. Kardeşine de aynı 13 yaşında gelin aldı. Onlar sesini çıkarmadı o aile, bütün köy mahalle. Beni de öyle sandılar. Benim yalanım varsa Allah evime iletmesin. Ben dobra dobra bir kadınım. Dobra dobra bir anneyim. Anneyim anne anne. Benim gülümü soldurdu, başka güller kopmasın. Tamam canım, solmadı senin de kızının gülü canım. İncinmesin çocuklar. Ona da gerekli tedavisi. Kaç yıl yatar Rami sonra... Bey? Biz böyle ümit ediyoruz. Sen kaç yılla avukat olsan talep ederdin. Sıla'nın avukatı ol. Ceza yasamızda zaten bu konular gayet layıkıyla yerini buluyor. Kanun yapıcılar da 13 yaşındaki bir durumu özel olarak ele almış. Ve dolayısıyla 12 ile 14 yaşında arasındaki kişilere yapılan cinsel saldırılarda normalin bir misli artırılarak ceza veriyor. Burada cinsel saldırı var, alıkoyma var değil mi? Hepsi var. 8 seneden başlıyor. Bu gibi durumlar bir misli artırılarak 16-17 seneye kadar çıkıyor. Bunun dışında alıkoyma var. Hürriyeti tahdit var. Bütün bunlar da 3 seneden 9 sene arasında değişir. Yani 17 artı 9... 26 senelik bir cezai müeyyide söz konusu. Yatarı kaç? 26'nın yatarı kaç? 3'te 2. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.